Erbil'e gidelim şimdi. Erbil'de Türk diplomatın şehit edildiği, saldırının düzenlendiği yere gidelim. Bölgeden son bilgileri alalım. Kimden? Voice of America Türkçe muhabiri, gazeteci arkadaşımız Mehmet Sümer'den alalım. Mehmet Sümer Erbil'de ama temaslarını merak ediyoruz. Mehmet Sümer, yani hangi bilgilere ulaştın? Kaynakların ne diyor? Tam olay yerindesin. Bizi detaylandırır mısın? Hülya, tam olay yerindeyim söylediğin gibi. Arkamda gördüğünüz kafede dün hemen hemen bu saatlerde Türk diplomatlara hedef alan bir saldırı gerçekleşti. Saldırı kim tarafından gerçekleştirildi, hangi amaçla yapıldı, buna dair henüz resmi bir açıklama yok. Ancak görgü tanıklarından ve çevredeki kaynaklardan, yerel kaynaklardan aldığımız aslında teyide muhtaç bir takım bilgiler var. Ama ben yaklaşık bir saat kadar önce Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin yeni kurulan hükümetinde devlet bakanı olan Türkmen Bakan Aydın Maruf'la görüştüm. Aydın Maruf saldırının 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Bu arada saldırıyla ilgili bir başka iddia da saldırıyı gerçekleştiren kişilerin susturucu silah kullandıkları şeklinde. Hatta bu sebeple kafenin içerisindeki diğer insanların ilk anda ne olduğunu anlayamadıkları, bir arbede yaşandığını zannettikleri, susturuculardan silah sesleri tam duyulmadığı için bir arbede bir kavga var zannettikleri belirtiliyor. Daha sonra olay yerinde bulunan başka kişilerin silahlarını çıkarıp ateşlemesi üzerine bir silahlı çatışmanın olduğunu insanlar fark ediyorlar. Tabii bu esnada Osman Köse isimli Türk diplomat hayatını kaybediyor. Aydın Maruf, Devlet Bakanı Aydın Maruf, asıl hedefin aslında Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu olduğunu ama Başkonsolosu'nun o esnada burada olmadığını söylüyor. Doğrudan Başkonsolosu'nun aslında hedef alındığını düşündüklerini söylüyor. Bunun siyasi bir cinayeti olduğunu söylüyor. Özellikle son dönemde Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki yakınlaşmanın belli çevreleri rahatsız ettiğini ve bu yakınlaşmanın önüne geçmek, bundan sonraki süreçte bu yakınlaşmayı, bölgesel işbirliğini sekteye uğratmak amacıyla böyle bir saldırının düzenlendiğini söylüyor. Saldırının düzenlendiği yerle ilgili bir şey söylemek istiyorum bu arada. Burası, yani bulunduğumuz yer, arkamda gördüğünüz kafenin olduğu bina aslında Erbil'in en güvenli noktalarından bir tanesi. Ya hatta işte, öyle ki kafenin üst katı. Öyle konuşuyorduk. Gerçekten en güvenli noktalardan birisi, yani Erbil'in orası. Irak, yani Erbil'i, bölgeyi de iyi bilenler bilir. Ben de şahsım adına biliyorum. O yüzden biraz da böyle bir şey yaşandı. Bir endişe ve bundan sonrası için de böyle tetikleniyor. O yüzden genel olarak biraz orayı da detaylandırırsan seviniriz. Evet evet, burası şöyle söyleyeyim, hatta şöyle bir detay var, binanın üzerinde Falcon Group yazısı var. Falcon Group buranın en önemli güvenlik şirketlerinden bir tanesi ve kafenin olduğu bina aslında o güvenlik şirketinin de merkezi. Yani dolayısıyla sağda solda her tarafta o özel güvenlik şirketinin de elemanları var. Burası bölge olarak da aynı zamanda en güvenli yerlerden biri. Hemen karşısında bir alışveriş merkezi var. Sağda solda hani Erbil'in yüksek binaları, gökdelenleri diyebileceğimiz bir yer var ki Falcon Group aynı zamanda burada yönetimde olan Barzani ailesine de ait olan bir yer. Hatta şöyle bir detay daha vereceğim. Dün saldırının gerçekleştiği dakikalarda kafenin içerisinde şu anda Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin yeğeni Metin Dilovan Barzani de vardı. Yani o da kafenin içerisindeydi saldırı esnasında. Onun yanındaki korumaları saldırı anında onu hemen dışarıya çıkarıyorlar. Hatta onun öldüğüne dair burada bir takım açıklamalar, bir takım duyumlar oldu. Daha sonra Metin Dilovan Barzani de bir açıklama yaptı. Ben evet saldırı anında arkadaşlarımla birlikte oradaydım, yemek yiyordum ama herhangi bir şekilde bir zarar görmedim. Benim yaralandığıma ya da hayatımı kaybettiğime dair haberler... başvurularda bulunacağım diye bir açıklaması var onun da. Burası gerçekten olabilecek en güvenli yerlerden bir tanesi. İşte aslında yerel kaynaklar, konuştuğumuz siyasiler buna da dikkat çekiyorlar. Yani saldırının bir Türk restoranında ve üstelik de Barzani ailesinin aynı zamanda güvenlik şirketinin merkezinin alt katındaki bir noktada düzenlenmesinin de mesaj niteliği taşıdığını söylüyorlar. Evet. Yani burası hem en güvenli bölge hem buranın en çok bilinen güvenlik şirketlerinden bir tanesinin merkezinin alt katında bulunan bir binada bu saldırı gerçekleşiyor. Dolayısıyla sağ 3 saldırgandan bahsediliyor bu arada. Bunu Aydın Maruf da doğruladı. 3 kişi geldiklerini ve doğrudan konsolosluk çalışanlarına hedef aldıklarını söyledi ama işte o yaşanan arbede esnasında muhtemelen hatta Dilovan Barzani, Metin Dilovan Barzani'nin buradan çıkarılması, onun korumaları, belki onlar silahlarını ateşlemiş olabilirler o esnada. Olabilirler diyorum çünkü
Resmi kaynaklar hiçbir şeyi doğrulamıyorlar. Hiçbir konuda bilgi vermiyorlar. Sabahtan bu yana ulaşmaya, konuşmaya çalışıyoruz. Herhangi bir açıklamada bulunmuyorlar. Sadece saldırganların bulunmasına yönelik olarak halihazırda araştırmanın, soruşturmanın devam ettiğini söylüyorlar. Burada çok sayıda güvenlik kamerası da var aynı zamanda. Muhtemelen bir süre sonra o güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkacaktır. Saldırıyı kim gerçekleştirdi? PKK'nın ardında olabileceği söyleniyor. Ancak burada PKK'ya yakın internet siteleri, yakın kaynaklar PKK'nın bu işin içerisinde olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla çok sayıda soru işareti var. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi saldırıyı kınadı. Faillerinin bulunması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Onun dışında şu aşamada resmi olarak teyit edilmiş bir şey yok. Dün akşam buradaki saldırıda ağır yaralanan Beşar Ramadan isimli Kuzey Iraklı vatandaş da hayatını kaybetti. Nariman Osman isimli bir başka Iraklı da dün burada hayatını kaybetmişti ki bu iki kişi de aslında Erbil'e pasaport işlemlerini yapmak için gelmişler ve o esnada burada sadece yemek yemek amacıyla bulunuyorlardı ama iki kişi de hayatını kaybetti. Bir de Osman Köse Türk diplomat şehit oldu. Dolayısıyla üç kişi burada hayatını kaybetmiş oldu. Şimdi Mehmet Sümer, gözüm görebildiği bütün detayları bir kere fazlasıyla aktardın. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Arkada Falcon Group var. Yani burası bir güvenlik şirketi. Barzani ailesine ait. Restoran orada. Orası çok güvenlikli bir bölge. O yüzden o endişeler bir anlamda tetiklendi. Ama senin dediğin gibi birçok bilgi aktardın. Teşekkürler öncelikle. Ama hani birçoğu da elbette ki teyite muhtaç bilgiler. Daha üstlenen de o anlamda olmadı. Ama çok önemli bir şeye değindin. Ben de bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu saldırıya, bu terör saldırısına bakıldığında ve şehit olan konsolosumuza da bakıldığında, konsolos çalışanına siyasi mesaj içeriyor elbette. Voice of America Türkçe muhabiri Mehmet Sümer, çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. İyi yayınlar, teşekkürler. Teşekkürler. Devam edelim mi? Milli Savunma